Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. 2013 Mayıs'ında milletin o gününü, bugününü ve yarınını ateşe atmak isteyenlere yine yeniden sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masum bir çevre eylemini kanlı bir ayaklanmaya dönüştürmek isteyen Gezi Parkı terörizmine övgüler yağdırdı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ülkemiz kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yoruldu. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir paylaşımını yaptı. Siz kazandınız. Recep Tayyip Erdoğan yenildi. Türkiye'nin itibarına itibar kattınız. Sizin sesiniz Çin'de maçında duyuldu. Mustafa Kemal'in çocukları olduğunu bütün dünya öğrendi. Türkiye'nin yaklaşık 100 milyar dolar zarar ettiği, büyük bir kaosa neden olan Gezi darbesini öven Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde ise adeta cuntacılardan kaçtı. Dile getirdiği onurlu direnişi sergileme cesaretini gösteremedi. O gece birileri tüydü burada beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim. Ama başkaları tüydü kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar. Ya hak kim, hukuk ne, siz kimsiniz ya? CHP lideri darbe öncesi, darbeyi kim yaparsa yapsın tankın önüne önce ben çıkarım demiş, demokrasi vurgusu yapmıştı.